Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Build a Buffer Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve sizlere mükemmel bir taktiğim var. Bugün bildiğiniz gibi oyuna yeni yumurta topları geldi. Boss'u yendiğiniz zaman size böyle dev kanonlar, yumurta kanonu hediye ediliyor ve bu top ile mükemmel bir para kasma taktiği buldum. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir makine kendisi. Buna biniyorsunuz arkadaşlar ve sadece yumurta topunu yani kendinizi fırlatıyorsunuz ve Allah belanı ne oldu lan? Lan ne oluyor? Lan ana lan no. Lan bu ne? Oha! Nasıl yürüyen yumurta oldum lan? Oha yürüyen yumurta oldum. Bir dakika bu nasıl oldu? Abi yürüyen yumurta oldum şu an. Bir dakika. Nasıl? Ana yürüyen yumurta olduk arkadaşlar. Oha bu nasıl oldu abi? Bir dakika, ben şu anda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Normalde böyle bir şey olmuyordu da şimdi niye oldu ya böyle bir şey? Allah Allah, normalde olmuyordu. Bir dakika, bunu silemiyorum da. Allah, ne yapacağım, reset çekeyim bari. Vallahi fail oldu arkadaşlar, bilmiyorum, ilk defa böyle bir şey oldu, normalde olmuyordu. Neyse tamam, madem böyle bir hata oldu, neyse dur bir daha deneyelim arkadaşlar. Normalde böyle bir hata olmuyordu, ben de şaşırdım sizlerle beraber videoda. Vallahi ağzım açık kaldı, bilmiyorum, neyse. Dur, makineye tekrar bineceğim şimdi. Bir dakika dur, bu sefer olacak abi. Bu sefer olacak. Niye beni fırlatmadı hala anlayamadım bu arada. Dur tamam, biraz daha yukarıdan fırlatırsam. Lan o ana, la bu niye böyle oluyor? Arkadaşlar galiba top bozuldu. Topu silip bir daha koysam olur belki. Aynen, topu silip bence bir daha koyayım, yoksa bu böyle olmaz. Bug'a girmiş top. Videoya girince bir kere de bir işim yolunda gitsin ya. Allah aşkına videoya girince bir kere de bir işim yolunda gitsin. Allah'ım yalvarıyorum sana lütfen ya. Neyse tamam dur. Tamam dur. Tamam, topu silip tekrar koyacağım. Böylece başarılı bir şekilde para kasma taktiğimizi yapacağız. Ve sizlere de nasıl yapıldığını baştan sona merak etmeyin. Her şeyini göstereceğim. Tamam, topu bir daha koydum. Lütfen bu sefer çalış seni pislik top. Hadi hop. Aa ya niye böyle oluyor bu? Niye böyle oluyor? Niye niye? Videodan önce oluyordun, şimdi niye olmuyor? Devam ediyoruz arkadaşlar. Topu biraz daha uzaklaştırdım. Şimdi keskin nişancı atışı yapacağım. Hadi bu sefer olmak zorundasın. Atış. Aha oldu. Aha oldu ve topumuz gidiyor. Aha yumurtamız gidiyor. İşte bu. İşte bu. Hadi. Hadi koçum. Hadi. Kas bütün paraları. İşte bu. Aynen işte bu. Gördüğünüz gibi Allah yumurta kırıldı. Allah belanı. Hadi tamam bu sefer gidiyoruz. Hadi. Hadi bas gaza yumurta. Bas gaza yumurta. İşte bu. İşte bu mükemmel yumurta topum benim. Hadi koş. 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 Allah. Lan nasıl kırıldı? Yumurta çatladı. Yumurta çatladı. Olamaz. Olamaz. Az yumurta çatladı. Neyse gidiyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kasıyoruz paraları. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Koş. Koş 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 koş. İşte bu. İşte bu aslan komandom benim. İşte bu. İyi işte bu. Koş. Koş 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 koş. Kim tutar seni? Hadi işte bu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde para kasabiliyoruz ama birazdan galiba aşağıya düşeceğiz. Çünkü ben bu yolu biraz videoyu yetiştirebilmek için kısa yaptım ve oyunun sonuna büyük ihtimalle gidemeyeceğiz ama Allah, yere düştüm. Evet, yolumuz burada bitiyor arkadaşlar. İsterseniz bunu biraz daha uzatabilirsiniz. Ben videoda sizlere göstermek için bunu kısa yaptım. Gördüğünüz gibi buraya kadar gelip para kasabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir şey arkadaşlar. Bugün bunun sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve hızlı bir şekilde sona gidip para kasabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün altınları aldık. Biraz daha uzatsaydım oyunun sonuna da gidecektim ama üşendim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi her videoda çekilişimiz oluyor. Ve bugün 1050 altın hediye edeceğim. 150 Robux'a denk geldiği için bunu videoda gösterebilirim. Yani videoda hediye edebilirim. Daha pahalı bir şey olduğu zaman mesela. Mesela bu dev top falan, buna hediye ettiğim zaman 375 Robux oluyor, çok pahalı oluyor. O yüzden takipçilerimin hesabından satın alıyorum ama şimdi 1050 altın hediye edebileceğim için rahat bir şekilde bunu takipçime verebileceğim. Evet, şimdi Poyraz isimli bir takipçim kazandı, kendisi burada. Selamlar, hemen 1050 altınını atıyorum, güle güle harca kardeşim. Evet, şu anda kendisine altını attım, güle güle harca. Evet, aa bana da geldi, ne güzel. Tamam, güzel, çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz son olarak bu taktiği bir daha deneyeceğim. Dur, son olarak bir daha deneyeceğim, ondan sonra nasıl yapıldığına geçeceğim. Hücum bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Yeşil top Samet Karataş. Bu çok yanlış oldu. Dur, yeşil yumurta diyelim, top demeyelim. Top deyince çok yanlış oluyor arkadaşlar. Hop işte bu. Allah, gene kırıldı. Gene kırıldı. Bu neye çarpıyor ya? Bu neye çarpıp da kırılıyor? Ben bu yumurtayı çözemedim ama neyse. Evet, güzel bir şekilde gördüğünüz gibi sona gidebiliyorsunuz. Bu yolu biraz daha uzatırsanız oyunun sonuna da gidersiniz zaten. Merak etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir taktik ve tren rayı gibi abi, çok rahat bir şekilde bu şekilde sona gidebiliyorsunuz. Buradan büyük ihtimalle aşağıya düşeceğiz çünkü buradan sonrasını yapmadım abi. Aynen. Ama yani dediğim gibi bütün altınları neredeyse alabiliyorsunuz. Bunu biraz daha uzun yaparsanız dediğim gibi oyunun sonuna ulaşıp sandığı alabilirsiniz.
yapabiliriz. Tamam, şimdi lafı fazla uzattım. Özür dilerim. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına geçelim. Çok da zor değil. Beni rahat bir şekilde, sakin bir şekilde dinlerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her şeyi silmemiz gerekiyor. O yüzden şunları bir silelim. Şuradan bir clear all çekelim arkadaşlar. Her şeyi silelim. Tabii yolun o tarafı silinmeyecek arkadaşlar. O yüzden ben oyuna tekrar giriş yapacağım. Oralar silinmeyecek. Büyük ihtimalle bilgisayarım çok donacak. O yüzden ben bir oyuna tekrar girip geliyorum. Evet arkadaşlar, Damgür şu anda oyuna tekrar girdim. Ama ben galiba az önce sarı yumurtaya gene yeşil yumurta dedim değil mi? Arkadaşlar kusura bakmayın, güneş gözlüğünden dolayı bazı renkleri karıştırabiliyorum, kusura bakmayın. Mesela buradaki çiçek sarı. Tamam tamam, sıkıntı yok, görebiliyorum. Neyse arkadaşlar, isterseniz fazla zaman kaybetmeden taktiğimize geçelim arkadaşlar. Çok da zor değil, merak etmeyin. Hemen hızlı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle buradan menüye geliyorsunuz ve buradan pembe takıma geçiyorsunuz arkadaşlar. Pembe takıma geçmeniz çok önemli. Hemen hızlı bir şekilde pembe takıma geçiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar, çimenlik alana ilerliyorsunuz ve yere bir tane şu şekilde tahtayı yerleştiriyorsunuz veya herhangi bir çubuk. Daha sonra en fazla hangi bloğunuz varsa onu elinize alıyorsunuz. Benimkisi titanyum. Titanyum bloğu şu şekilde buraya koyuyorum. Daha sonra metremle bunu şöyle bir tık kısıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra bunu şöyle biraz açıyorum. Bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Daha sonra bunu bir tık daha açabilirim ya. Heh, tamam. Daha sonra bunun ucuna bir tane daha koyuyorum. Yani anlayacağınız, ben buraya bir kare yapıyorum, aynen buraya bir kare yapıyoruz arkadaşlar. Hop, hemen şuraya da bir tane koyalım. Aynen buraya bayağı bir kare yapıyorum şu anda arkadaşlar. Ve şu kadar olsa yeterli, şuradan da biraz uzatalım. Aynen tamam, böyle bir kare olsa yeterli olur arkadaşlar. Daha sonra son olarak da buraya koyuyorum ve bunu şu şekilde birleştiriyorum. Ve evet, şu anda ilk aşamamız tamamlandı. En önemli şeylerden birisi buydu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok, tamam. Daha sonra metremi elime alıyorum. Metremi elime almayayım, ben en iyisi bir melek kanadı takayım. Siz de herhangi bir jetpack'i kullanabilirsiniz eğer melek kanadınız yoksa. Buradan tutayım ve şöyle zıplayarak bunu biraz yükselteyim arkadaşlar. Şöyle bunu şöyle biraz yükseltseniz iyi olur arkadaşlar. Şuraya kadar yükseltsek olur herhalde. Tamam, bunu buraya kadar yükseltelim. Daha sonra diğerlerini de aynı şekilde yükseltelim. Eğer bu fazla yüksek olursa ve bloğumuz yetmezse biraz inceltebiliriz, küçültebiliriz arkadaşlar. Tamamdır, şimdi diğerlerini. Galiba çok yüksek yaptım, o yüzden küçültmem gerekebilir. Hadi bakalım, dur. Aynen çok yüksek yapmışız, bunları biraz küçültelim. Şöyle diğerini de küçültelim. Tamam, şimdi son olarak diğerini de yükseltiyorum. Hop, bunu buradan tuttum. Bunu da aynı şekilde yükseltiyorum. Umarım bloğum yeter. Yetmezse sıkıntı yok. Tamam, bunları böyle biraz inceltelim arkadaşlar ki bloğumuz yetsin. Benim bloğum yetmedi. Şöyle şuraya kadar indirirsek iyi olur. Şunu da aynı şekilde buraya kadar indirelim. Tutamıyorum. Tutamıyorum. Tamam. Dur. En iyisi ben şuranın üstüne çıkayım. Daha rahat yaparım. Ha tamam. Şimdi buradan bunları dengeliyoruz arkadaşlar. Şu yükseklik olsa iyi olur. Hemen şuradaki yükseklikte bunları birleştirelim arkadaşlar ve yani oldu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bu şekilde eşit bir şekilde yükselttim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Burası önemli. Daha sonra arkadaşlar geliyorsunuz ve buradan tabureyi alıyorsunuz. Esnaf taburesi var ya, bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bunu buraya koymanız gerekiyor. Ama buraya değil, bir dakika, hemen ayarlayalım. Önce bunu en alta koyacaksınız. Tam ortaya koyduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Bunu tam şey olması lazım arkadaşlar, eşit olması lazım. Bu mesela eşit olmadı. Bunu eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Buradan move'u 0.5 yaparsanız eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan eşitlemeyi deneyeceğim. Ha, oldu şu an galiba. Aynen. Bunu bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Şimdi bunun tam hizasına bir tane de üste koyacaksınız. Anladınız mı? Göstereyim arkadaşlar. Zaten benden izleyerek yap, kolayca anlarsınız. Hop, şöyle geleceğim buraya, tamam mı? Hop. Bunun aynı hizasına bir tane de buraya koyacağım. Aynen bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi eşit oldu. Hem buraya koyacaksınız hem de bir tane de aşağıya koyacaksınız. Tamam, bunu yaptıysanız artık bunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki kısımlar sadece ezber, tekrar arkadaşlar. Bunu bu şekilde save diyorsunuz ve yes diyorsunuz. Evet, bunu bu şekilde kaydediyorsunuz. Tekrardan load diyorsunuz ve bu tekrar geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi bundan sonraki kısım önemli. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar şu şekilde koltuğa oturuyorsunuz. Koltuğa oturduktan sonra içinizi bir tane pasta yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde pastayı bulursam, ha aynen şu şekilde içime bir tane pasta yerleştiriyorum. Hop, çok güzel. Ve daha sonra altındaki koltuğu siliyorum ve daha sonra buradaki çubuğu da siliyorum arkadaşlar. Ve buradan select all deyip ankoru kapatıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi istediğim gibi bunu hareket ettirebiliyorum. Şimdi bununla arkadaşlar şöyle yukarıya
yukarıda gördüğünüz gibi bulutlar var. Bulutlara çarpmamanız gerekiyor. Bulutlara çarpmadan bunu haritanın dışına çıkartıyorum arkadaşlar. Pembe takıma geçmemizin sebebi bu. Pembe takıma haritanın dışına rahat bir şekilde çıkabilmek için geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra işte buraya geliyoruz. Hop şöyle buraya şu şekilde geliyoruz ve hop tam şuradaki boşluk var ya, buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan menüye geliyorsunuz. Buradan tekrar bu yumurtayı loadlıyorsunuz ve bakın şimdi bu yoldan iki tane oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yoldan gördüğünüz gibi iki tane oldu. Şimdi tekrardan gidiyorum oraya şöyle hızlı bir şekilde. Hop geliyorum. Geliyorum. Evet. Diğer iki yolu şimdi bir üst üste koyup birleştireceğiz arkadaşlar. Yani gayet kolay yapacağımız şey aslında. Evet. Şöyle tekrardan geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bu çubuktan iki tane oldu. Uçarak geliyorum ve bu çubuğun üstüne bunu ekliyorum arkadaşlar. Nasıl ekliyorum diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi burada da bir tane tabure var. Bu taburenin üstüne oturuyorum arkadaşlar şu şekilde ve gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluyor. Yani bu iki kat uzunluğunda oluyor. Şimdi daha sonra buradan sırtımdaki melek kanadını siliyorum. Daha sonra hiçbir şeyi silmiyorum. Bu kadar yeter. Sadece melek kanadını silin veya sırtınızdaki jetpack'i silin. Daha sonra buradan menüye geliyorsunuz. Bunu bir daha kaydediyorsunuz. Evet, bunu bir daha kaydediyorsunuz. Save diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Tekrar load diyorsunuz. Hop, bu tekrar geldi. Sizce ne yapacağız? Tabii ki de aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Buraya tekrar oturuyorsunuz. Geliyorsunuz ve dediğim gibi tekrardan içinize pastayı şu şekilde koyuyorsunuz. Hop, mis gibi. Aynen, tekrardan melek kanadını da takıyorum şu şekilde. Siz de dediğim gibi yoksa başka bir jetpack kullanabilirsiniz veya zıplama şekeri kullanırsanız bunu zıplatabilirsiniz. Çünkü jetpackler fazla yüksek zıplayamıyor. Hatta hiç zıplayamıyorsunuz. O yüzden zıplama şekeri de kullanabilirsiniz isteyenler. Evet, daha sonra tekrardan select oluyorsunuz. Ankoru açıp kapatıyorsunuz. Bu bir süre sonra buradan gidememeye başlayacak. Yukarıdaki pembe bulutlara çarpacak. O yüzden denizden gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şu şekilde gelin ve denizin ortasına gidin arkadaşlar. Öyle daha iyi olur, haberiniz olsun. Evet, şöyle gidelim ve bir dakika şöyle gidelim. Bulutlara çarpmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle uça uça denizin ortasına gitmeniz gerekiyor. Çünkü bir süre sonra o kadar uzun olacak ki yukarıdaki bulutlara çarpacak ve hareket edemeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden benim yaptığım gibi yaparsanız daha iyi olur. Tam şöyle ilerleyin. Şu şelalenin hizasına geldiğiniz zaman tekrardan load diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve evet, tam bu hizadan bahsediyordum. Evet, şimdi tekrardan load diyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Hop, evet, şu anda loadlıyor gördüğünüz gibi. Aynen, gördüğünüz gibi şimdi bu bundan iki tane, iki uzunluklu çubuktan iki tane oldu. Yani toplamda anlayacağınız dört tane oldu. Şimdi ben bunu bir daha kopyalarsam 4+4=8 olacak. Bir daha kopyalarsam 8+8=16 olacak. Bir daha kopyalarsam 16+16=32 olacak. Yani bu her seferinde iki katının daha da fazlası oluyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bayağı kare köklü sayılar gibi düşünün. Belki bazılarınız biliyordur. Matematikte birazdan istersiniz zaten ileriki konularda. Evet, şimdi geldik. Şimdi bunu da bunun üstüne ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bakalım, şimdi şöyle hızlı bir şekilde yükselelim. Bunu da bunun üstüne ekleyeceğiz arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde. Aslında melek kanadıyla zıplamanıza gerek yok. Zaten melek kanadı olmayanların buraya zıplaması imkansız. O yüzden başka bir taktik göstereceğim. Ankoru kapatıyorsunuz. Melek kanadı olmayanlar için bu. Ankoru kapatıyorsunuz. Buraya bu şekilde kırmızı veya mavi jeti koyup açıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu kadar basit, bu kadar basit. Yani bizde her şeyin çözümü var. Sakın üzülmeyin arkadaşlar, benim melek kanadım yok diye. Hop, buraya geliyorsunuz. Buraya tekrardan oturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Allah belanı. Oturamıyorum. Oturamıyorum. Hayır, oturamıyorum. Hadi otur şuraya. Ha tamam, oturdum, güzel. Tekrardan sırtımdaki melek kanadını siliyorum ve bunu tekrardan kaydediyorum arkadaşlar. Evet, aslında yaptığımız şey hep aynı. Durmadan bunun üstüne ekliyoruz. Bu kadar basit. Şimdi ben bunu birkaç defa tekrarlayacağım ve daha sonradan ne yapmamız gerektiğine geçeceğiz. Evet, bunu şimdi videoyu duraklatacağım. 3-4 kere daha kopyalayıp geleceğim. Tamam, bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim fazla zamanım olmadığı için sadece 3-4 defa falan bunu kopyaladım. Yani çok da uzun yapmadım ama gösterdiğim taktikle siz bunu daha da uzun yapabilirsiniz. Maalesef benim fazla bir zamanım yok. Bu videoyu yetiştirmem lazım. Üstelik daha sonradan da ders çalışacağım. O yüzden şimdilik bunun sizlere hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi buradan öncelikle clear all çekiyorum bunu çünkü kaydettim. Buradan beyaz takıma geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan beyaz takıma geçeceğim. Change diyorum ve evet, şu anda beyaz takımdayım gördüğünüz gibi. Buradan claim diyorum. Tamam, çok güzel. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrardan loadlıyoruz. Evet. Tekrardan bunu loadlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yumurtayı tekrardan loadlayalım şu şekilde. Ve evet, gördüğünüz gibi geldi. Daha sonra arkadaşlar ne mi yapıyoruz? Buraya geliyoruz ve buraya bir tane platform hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle buraya camdan şu kadar yükseklikte olsa iyi olur. Hatta biraz daha yüksek yapalım. Ne olur ne olmaz, yumurta kırılıyor çünkü. Bunu bu kadar yükseklikte yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi biz buna ne şekilde oturuyoruz? Bu şekilde sırtımızı dönüyoruz değil mi? O zaman ne yapmamız gerekiyor? Tamam, bunu buradaki koltuğu şöyle koymamız gerekiyor arkadaşlar. Tam şöyle, aynen, bunu bu şekilde buraya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Şeklini gördünüz zaten. Daha sonra
Buraya geliyorsunuz ve bir tane portal koyacağız şimdi, tamam mı? Portalı nasıl koyacağız diye soracak olursanız, buraya birinci portalı böyle koyun. İkinci portalı da şöyle koyun arkadaşlar, olması lazım. Tamam, bunu bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Buraya oturun, buraya oturduktan sonra tekrardan isterseniz melek kanadını da takın. Daha sonra içinize tekrardan pastayı yerleştirin arkadaşlar şu şekilde. Tamam, güzel, güzel, her şey yolunda şu anda. Tamam, şimdi bir kere zıplayın, alttaki çubuğu silin. Daha sonra select all deyip ankoru açıp kapatın ve doğru, yavaş bir şekilde, bakın sakin ve yavaş bir şekilde portala doğru şöyle yürüyün arkadaşlar. Şöyle sakin. Ve evet, gördüğünüz gibi bu kendiliğinden oturdu. Bu arada koltuğu yanlış koymuşuz. Koltuğu bunun tam tersi yapmamız gerekiyordu. Çok da sıkıntı değil. Yine yolumuz hazır oldu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya bir pasta koyuyoruz ki bunun ankoru kalkmasın. Bir dakika. Ankoru açıyoruz. Öyle yerleştiriyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Şu anda oldu, güzel. Şimdi buradaki camı silebilirim. Oturduğum koltuğu silebilirim. Şöyle. İçimdeki pastayı da silebilirim. Sırtımdaki jetpack'i de silebilirim. Tamam, güzel. Her şey bitti şu anda arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunu nasıl hızlandıracağız? Bunu hızlandırması zor değil, merak etmeyin. Şimdi bunu nasıl hızlandırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Sakin olun. Öncelikle arkadaşlar buradan ankoru kapatıyorsunuz. Ankoru kapattıktan sonra jetiniz varsa çok iyi. Roket de olur, fark etmez. Şimdi buraya şöyle yapıyorsunuz. Bir tane blok koyuyorsunuz. Tamam mı? Bloğu koyduktan sonra bunun üstüne herhangi bir en hızlı jetinizi koyuyorsunuz. Benim en hızlı jetim şu anda mor jet, mavi jet, artık ne jetiyse. Daha sonra bunun arkasına başka bir blok daha koyuyorsunuz. Bu tam olmadı sanki, dur, tam arkasına koyuyorsunuz şu şekilde. Bunun altındakini siliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yere düşüyor. Bunu böyle yaptıktan sonra bir tane pilot koltuğu koyuyorsunuz arkadaşlar. Tam şu şekilde pilot koltuğunu buraya koyuyorsunuz. Pilot koltuğuna oturuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tornavidayı elinize alıyorsunuz ve elinizi ankor tuşunun üstüne koyuyorsunuz. Uçağı çalıştırdıktan 0,5 saniye sonra, yani yarım saniye sonra ankoru kapatıyorsunuz. 1, 2, 3, hop, ankoru kapattım. Çok güzel. Şimdi uçaktan iniyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra elime tornavidayı alıyorum. Bunun arkasındaki bloğa tıklayıp bunun ankorunu açıyorum ve uçağı siliyorum. Daha sonra buradaki bloğu alıyorum ve tam şöyle şuraya getiriyorum. Şöyle. Daha sonra şöyle yapıyorum. Bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve evet, artık bu hızlandırıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, artık hızlandırılmış olması lazım. Aynen, evet, artık hızlandırıldı bu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bildiğiniz gibi ben şanssız bir YouTuber'ım bazen. Ara sıra tuhaf şeyler gelebiliyor başıma. Bir deneyeyim. Evet, güzel çalışıyor, tamam, sıkıntı yok. Reset çekebiliriz, herhangi bir sıkıntı yok. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunu isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Mor yumurta taktiğini de kullanabilirsiniz, mor yumurta topu. Şimdi ben mor yumurta topuyla kendimi bunun içine fırlatacağım ve yumurta olarak oyunun sonuna doğru gidemeyeceğim. Çünkü bunu fazla uzun yapmadım. Dediğim gibi siz bunu daha uzun yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şu şekilde hop geliyorsunuz ve bunu çevirir 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 ve bunun içine kendimi fırlatıyorum arkadaşlar. Hop, gördüğünüz gibi yumurta olarak rahat bir şekilde sona gidebiliyorum. Siz de bu taktiği kullanarak para kasabilirsiniz. Gerçekten güzel bir taktik. Büyük ihtimalle yol birazdan bitecek. Aynen, yol gördüğünüz gibi burada bitti arkadaşlar. Çünkü ben dediğim gibi zamanım olmadığı için yolu kısa yaptım. Siz daha da uzun bir yol yapabilirsiniz arkadaşlar. Uf, evet, bayağı yoruldum. 20 dakikadır kayıttaymışım. Bayağı bayağı zaman geçmiş. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.